Herkese merhaba, tekrardan hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Işıl. Tarihimizde biraz geriye gittiğimizde 1960'ların sonu ile 70'lerin başında Amerika uzaya doğru giderken Sovyetler Birliği de yerin altına doğru inmeye karar verdi. Ve iddia edilenlere göre bugün yeryüzünde bilinen en derin çukurlardan birini kazdılar. Tam 12.226 metre, yani 13 kilometreye yakın. Ancak keşfettikleri şeyler tahmin ettiklerinden çok daha ürkütücüydü. Çukurun cehenneme doğru açıldığı da söylentiler arasındaydı. Dünyanın merkezine doğru açılmaya çalışılan bu deliğin amacı dünyanın en dış katmanındaki en derin noktaya kadar ulaşmaktı. Proje fon yetersizliğinden ötürü 2005 senesinde durduruldu. Bir zamanlar onlarca insanın ziyaret ettiği merak uyandırıcı bu kazı alanı ise 2008 yılından beri terk edilmiş durumda. Peki bu süre zarfında neler oldu ve bilim insanları ne gibi ürkütücü keşifler yaptı? Rusya'nın kuzeyinde Kola Yarımadası'nda büyük ve geniş bir çukur bulunmuştu. Çukurun neden ve nasıl açıldığı ise tam olarak bilinmiyor. Çukura neden olan şeyin binlerce yıl önce dünyaya düşen bir meteor veya yeraltı katmanlarında meydana gelen bir çökmeden kaynaklandığı tahmin ediliyor. 1980'li yıllarda çukurun nasıl açıldığını öğrenmek ve yer kabuğu ile ilgili örnekler toplayarak araştırma yapmak için bazı jeologlar ve bilim insanları görevlendirildi. Amaç yer kabuğunu daha iyi anlamak ve kabuğun içeriği hakkında daha fazla bilgi toplamaktı. Bilim insanları bilimsel sondaj kuyusu olarak tanımladıkları Kola derin sondajı yakınlarında bir kamp kurup çalışmaya başladılar. Çukur oldukça derindi, aynı zamanda genişti. İlk sondaj çalışmaları 1970'lerin ortasında başladı. En derin sondaj ise 1989 yılında 12.226 metreye ulaştı. Kola sondajı yıllar boyunca dünyadaki en derin ve uzun yapay delik ünvanını korudu. Ancak Mayıs 2008'de Katar'da açılan bir kuyu 12.289 metre, 2012 yılında da özel bir şirkete ait çalışmayla 12.700 metre derinliğe ulaşarak iki farklı rekor daha kırıldı. Proje için planlanan derinlik aslında 15.000 metreydi ancak o noktaya hiç gelinemedi. Kullanılan dev bir matkap ile delme işlemi başlatıldı. Bir süre sonra uzmanlar 12.000 metreye ulaştı. Bu aslında büyük bir başarıydı. Yeryüzünde kazılmış en derin yerlerden biriydi. Ve ayrıca çok örnek toplanıp üzerinde çalışmalar yapılmaya da başlandı. 12.000 metreden sonra bilim insanları matkapta bir sorun belirdiğini bildirdi. Çünkü matkabın ucu boşa dönüyordu. Önce bunun boş bir mağara olduğu düşünüldü. Ancak çalışmada herhangi bir ilerleme sağlanamadığı için delme işlemi için kullanılan bu devasa aletin bozulmuş olabileceği düşünüldü. Ya da belki de sona gelinmişti ve yer kabuğunda delinecek başka bir yer kalmamıştı. Ardından matkap kontrol için çıkartıldı. Ancak bununla beraber delikten sıcak hava ve ne olduğu bilinmeyen bazı sesler de gelmeye başladı. Çekirdeğe, yani dünyanın merkezine doğru yaklaşıldıkça ısı artışının olması tabii ki normaldi. Ancak yapılan ölçümler sonucunda bu ısının 1200 dereceye kadar ulaştığı belirlendi. Bu ısı tahmin edilenden çok daha fazlaydı. Isı için kullanılan aletin bozuk olabileceği düşünüldüğünden farklı bir cihazla daha ölçüm yapıldı. Ama sonuç yine aynıydı. Sadece ısı değil, aynı zamanda delikten ne olduğu bilinmeyen bir uğultu ve sesler de gelmeye başlamıştı. Durum böyle olunca uzmanlar arasında bir fikir ayrılığı oluştu. Bazıları devam etmemeleri gerektiğini söylerken grup lideri Dr. Dmitry Azakov delik ile ilgili sanki dünyanın merkezinde cehennem ateşi vardı dedikten sonra çalışma alanına ısıya dayanıklı elektrik kabloları getirtti. Bu kabloların ucuna uzay mekiklerinde kullanılan ısı kalkanlı mikrofonlar, ardından ise ısıya dayanıklı kameralar eklendi. Ve açılan delikten aşağıya sarkıtıldı. Ve mikrofonla bağlantılı olan hoparlörlerden sesler dinlenmeye başlandı. Önce white noise dediğimiz gürültü benzeri parazit sesleri duyuldu. Katmanlar ve basıncın yol açtığı kırılma benzeri sesler duymayı bekleyen ekip ise ufak bir şok geçirmek üzereydi. Çünkü burada çalışma için toplanmış bilim adamlarının duyabildiği tek şey yerin binlerce metre altından gelen çığlık benzeri seslerdi. Dr. Azakov bir röportajında bu sesleri acı çeken insanlara benzettiğini söylemiş, bir kişi değil sanki milyonlarca insanın çığlığı gibi olduğunu belirtmiş ve kendilerini ve ekibini bile bilim insanı olmasına rağmen korkudan titrettiğini eklemişti. Ölçülen ısıdaki garipliğin ve duyulan bu seslerin ardından getirtilen kameralar da çukurdan aşağıya sarkıtıldı. Doktor Azakov ve ekibinin söylediğine göre çukurun içindeki kayaların yüzeyinde insan silüetine benzer figürler gözlemlendi. Bu şekiller tam net ve belirgin değildi. Figürler kayaların üzerinde gibiydi, hareket etmiyorlardı. Sadece ilk 3 dakika kaydedilebildi. Ardından kamerada, mikrofonda
eridi. Bir süre sonra deliğin içinden bir ısı ve buhar yükseldi. Ardından bir takım teknik aksaklıklar yüzünden çalışmalara ara verildi ve ekipmanlar da başka bir yere gönderildi. 12 bin metre aslında çok derin gibi gözükse de yer kabuğuna ulaşmak için aşağı yukarı hala 19 bin metre daha gidilmesi gerekiyordu. Yani kazılandan çok daha fazla. Derine inildikçe artan basınç ve yer şekillerindeki bilinmezlik nedeniyle de tabii ki durum çok daha zor bir hal aldı. Aslında çalışma 15 bin metreye ulaşamamış ve başarısız olmuş gibi gözükse de öncelikle yerin 12 kilometre altında dahi bilim insanları suya rastladı. Aslında bu duruma ihtimal vermiyorlardı. Ayrıca kazıda 7. kilometrede 24 farklı türden tek hücreli canlının mikroskobik fosiline rastladılar ve onları inceleme fırsatı buldular ve 2,5 milyar yaşındaki kara parçalarına erişim sağladılar. İşin bilimsel kısmını bir kenara bırakırsak, peki duyulan bu sesler aslında neyin nesiydi? Sonradan yapılan araştırmalarda bu seslerin olağan bir ortamda kaydedildiği ortaya sürüldü. Yani aslında doğal olarak kaydedilmiş ve üzerinde oynama yapılmamış. Söylentiye göre bu efsane 1990'ların başında Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından yayıldı. Daha doğrusu çalışma detayları İngiltere'nin eline geçen belgeler arasındaydı ve bu şekilde basına sızdı. Ardından Kuzey Avrupa taraflarında birkaç gazetede yayınlandı. Rus bilim insanları ve çalışmada bulunan uzman ekip seslerin gerçek olduğu konusunda oldukça eminler. Bazı kişiler bunların sadece parazit ve cızırtı olabileceğini belirtiyor. Kimileri magmanın çıkardığı ses olduğunu söylerken, paranormal araştırmacılar ise tabii ki doğaüstü varlıklara veya kayıp kavimlere ait olabileceğini ileri sürüyor. Aynı zamanda duyulan bu seslerle beraber ortamdaki hayvanların ve köpeklerin huzursuz olduğu, araştırma sahasından uzaklaştıkları ve ayrıca çalışma için kullanılan pek çok elektronik aletinde ortada sebep yokken bozulduğu rapor edildi. Bunlar size tanıdık geldi mi? Şimdi dilerseniz sesleri tekrar dinleyelim ve siz karar verin. Sondaj operasyonunun başındaki akademisyen D.M. Huberman, araştırma yapan ekibin aksine şöyle söylemiş. Bana bu gizemli hikayeler hakkında sorular sorulduğunda ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Bir yandan cehennem sesleriyle ilgili hikayeler saçmalık. Öte yandan dürüst bir bilim insanı olarak burada tam olarak ne olduğunu bildiğimi söyleyemem. Gerçekten çok garip bir ses kaydedildi ve sonrasında bir patlama oldu. Birkaç gün sonra aynı derinlikte hiçbir şey bulunamadı. Araştırmacılar sesin bir türlü enerji olduğunu ve onun kaybolmayacağını, uygun koşullar sağlandığında geçmişteki bir sesi tekrar duyabilmemizin mümkün olduğunu belirtiyor. Yani binlerce yıl önce var olmuş ve doğada bulunmuş bir sesi aslında şu an günümüzde bile hala duyabilmemiz mümkün. Ses bir tür enerjidir ve enerji kaybolmaz. O halde geçmişteki bu sesleri tekrar duymuş olabilir miyiz? Demek istediğimi daha rahat anlamanız için uzmanların bu konuda verdiği yanıt direkt olarak size okuyarak aktaracağım. İnternette daha detaylı araştırmak isterseniz pek çok kaynaktan da aslında bunlara ulaşabilirsiniz. Enerji kaybolmaz ama entropi artar. Entropi madde içindeki düzensizliğin bir ölçüsüdür. Başka bir şekilde söylemek gerekirse ses dalgalarındaki düzenli hareket biçimi zamanla mikroskobik ölçekte düzensiz harekete dönüşür. Termodinamiğin ikinci yasası da bu dönüşümle ilgilidir. Düzenlilik düzensizliğe dönüşebilir ama hiçbir zaman düzensiz bir durum kendiliğinden daha düzenli olamaz. Yani entropi azalamaz ya da ısı enerjisi tamamen daha yararlı enerji formlarına dönüştürülemez. Tüm sorun sesin içerdiği enerjinin zaman geçtikçe mikroskobik hareket biçimlerine aktarılması. Yani en sonunda tüm etki moleküllerinin hızlarının artmasıyla sonuçlanıyor. Bu da teknik dilde sesin enerjisinin ısıya dönüşmesi olarak adlandırılıyor. Isıyla entropi arasında da çok yakın bir ilişki var. Bazı bilim insanları bir yöntemle daha önce oluşmuş bir sesi yeniden oluşturabiliyorlar. Ama bunu yapabilmenin koşulu düzensizliğe geçişin yeterince gerçekleşmemiş olması. Yani zaman geçtikçe orijinal ses daha az bir belirginlikle elde ediliyor. Eğer aradan çok uzun bir süre geçmişse hiçbir şey elde etmek mümkün değil. Yani arkadaşlar bilim aslında kısaca bize şunu demek istiyor. Bu sesler cehenneme ait değil, cehennem sesleri değil. Ancak geçmiş yıllarda yaşamış başka kişilere, kavimlere, gerçekleşmiş felaketlere veya yeryüzünde oluşmuş olaylara ait olabilir. Çünkü söylenenlere göre ses doğada kaybolmuyor. Biz bir sesi duyuyoruz, daha sonra kayboluyor ama aslında kaybolmuyor. Evrende var olmaya devam ediyor. Uzmanlar henüz ispatlayamamış
yaşamış olsalar da aynı şeyi zaman içinde söylüyorlar. Biz şu anda bu anı yaşayıp gidiyoruz ve bizim için bu an kayboluyor. Ama zaman aslında hiç fark edemediğimiz ve anlayamayacağımız bir şekilde varlığını sürdürmeye devam ediyor. Yerin altında gerçekte ne bulunduğunu bilmiyoruz ama bence uzmanlar biliyor ve her ne buldularsa bulaşmak istemiyorlar. Çünkü 2000'li yıllarda devlet tarafından bu bölgede tekrar kazı ve çalışma yapılmasına izin verildi. Ancak 8000 metrenin altına inilmesi yasaklandı. Peki sizce bu sesler neydi ve nereden geliyordu? Sesleri de size dinlettim. Daha doğrusu kazıdan bulunduğu iddia edilen sesleri size dinlettim. Gerçek mi değil mi tabii ki bilmiyorum ama internetteki kaynaklarda pek çok yerde bu seslerin aynısına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Sizlerin de fikirlerini çok merak ediyorum. Aşağıdaki yorumlara ekleyerek benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. İstediğiniz başka hikayeler olursa lütfen ve lütfen bu videonun altına ya da daha önce çektiğim videoların altına yorum olarak eklemeyi unutmayın. En kısa zamanda yeni videolarla görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Bye bye.